Acaba siz kadınların yanında kendinizi nasıl hissedersiniz? Bir gölge gibi mi hissedersiniz? Bir kral gibi mi hissedersiniz? Yoksa İstanbul'da yaşayıp da bu köpükler içinde akıp giden gemilere hiç aldırmadan büyük bir kayıtsızlıkla bakan insanlar gibi kayıtsız mı kalırsınız? Ki gemileri annelerinden çok sever çocuklar diye beni çok etkileyen bir mısranız da var. Biraz kadın konuşuyor. Evet, kendimi hiç... yukarıda mı aşağıda mı hissediyorum? Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bak? Evet. Şimdi, biraz daha kutuyu açalım. Evet. Olur mu? Yani doğrusu gençlik yıllarımda kadınlarla ilgili olarak kendimi çok çekingen, çok utangaç hisler içinde bulmuşumdur gençlik yıllarımda. Ama zamanla bu değişti. Yani kadınlarla bir bakıma dünyanın etkilenen kısmıyla konuşulabileceği fikrine sahip oldum. Bazı kadın hanım arkadaşlarımla bu bakımdan çok rahat konuşabiliyorum. Yani ne demek? Ne demek? Yani kadınlar çok kolay etkilenen bir cins. Neyden? Olaylardan? Tabiattan da. Dikkat ederseniz Lodos'ta en çok kadınlar dengesini yitirir, kaybeder tabii. Ay çıkınca da. Mesela. Bu anlamda bunun dünya olaylarıyla ilgisini ne kadar olduğunu anlamaya çalışırım kadınlarla konuşmada. Fakat kadınların ben dünyadan etkileneceklerini ümit ederken dünya karşısında sürekli silahlandıkları gözlemini de Peki ama ben sizin kadınları entelektüel boyutta nasıl gördüğünüzü mü sordum sayın şair? Bakın, bir imparatorluk genişliğindeki gençliğim sırasında kadınlardan daha çok birinci şubeye vardım diyorsunuz. Evet, birinci şubeye gittik. Tabii. Biraz önce söyledim ya. Devrimcilik günlerinizde. Ben şimdi tam bir erkek olarak ne hissettiğinizi, yani utangaçlığınızın devam edip etmediğini, bir gölge gibi mi, bir kral gibi mi hissettiğinizi soruyorum. Şunu söyleyeyim, ne gölge gibi ne kral gibi. Evet. Kadınlara paçamı kaptırmamaya çalışıyorum. Neden? Neden? Çünkü kadınlar çok kolay yutuyorlar. Neyi? Erkekleri. Yutulmak kötü mü? Hayır. Ona karışıyorsunuz. Şöyle, yutulduğunuz zaman onun bir parçası oluyorsunuz. Kötü değil tabii şu manada. Yutulmayı kendiniz seçmeniz şartıyla hiç kötü değil. Ama yutulmak kendisi tarafından yani seçilecek bir el. Gasp edilmek hoş bir şey. Ama aşk tam da bu değil midir? Gasp edilmeye açmak değil midir yüreği? Öbür türlüsü aşk mı olur? Güzel de yani peki yani, siz... Bunun neresi korkutucu? Hayır, siz herkesle bu gasp edilme ya da yutulma vakasının gerçekleşebileceğini düşünüyor musunuz? Ama soru öyle değil ki, herkesten söz eden yok. Ya? Niye genelde? O zaman hayır, tamam. Genelleme o zaman yok. Diyelim ki tabii. Aha. O zaman diyelim ki özel olarak biri tarafından yutulmayı ister miydiniz? Daha doğrusu o yutacak kişiye bağlı. Tamam. Siz bir kez belki çok mideye oturduğunuzu belki düşünüyorsunuz. Ondan sonra da bir kendinizi koruma duygusu ile kapanmışsınız gibi bir sonuç evet, çıkardı. Bir yani, korku. Kadın eşittir korku gibi bir şey çıktı şimdi elini, burada. Elini verip kolunu kurtaramamak gibi bir şey vardı. O tersi de olabilir değil mi? Tersi olabilir mi? Bilmiyorum. Size soruyorum. Evet. Tersi. Bir şairin kadın korkusu. Olabilir yani, hepimizin korkuları var. Ne diyelim? Seçmek meselesi bu. Yani dünyada... Bir cesur şivekar geldi de hayır mı dedik diyorsunuz? Ha,
Çok güzel. Değil mi? Benim yerime söylediniz. Yani. Bir şirket çıktı da. Hayır hadi oradan mı dedik? Dedik. Peki.